Herkesi 25'te. Bugün Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'deyiz. Mourinho ile birlikte Fenerbahçe'yi 5 yıl boyunca yöneteceğiz. Ve bu 5 yıl boyunca kazanabileceğimiz kadar kupa kazanmaya çalışacağız. Hedef bu. Avrupa'dan kupa da getirebiliriz. getiremeyebiliriz. Ama ben bugün birden fazla kupa hedefliyorum. Ayrıca bu videoya sizlerden tam tamına 2500 beğeni bekliyorum. Videoya hype atmayı, kanala abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayın. Başlayalım. Gamefix'te paylaşımlı offline hesaplar satın alarak çok daha uygun oyunlar oynayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken hesabınızı çevrim dışına almak. An itibariyle Gamefix'te FC25, aktif ve sizler isterseniz standart sürüm, isterseniz de ultimate sürümü buradan satın alabilirsiniz. Oyunu satın aldıktan sonra herhangi bir hatayla karşılaşırsanız Gamefix'in Discord sunucusunda buna özel bir kanal var. Oraya yazabilirsiniz. Yine herhangi bir konuda teknik destek almak istediğinizde Gamefix'in Discord sunucusunu ya da en alt kısımda iletişim kısmı var. Buradan iletişime geçebilirsiniz. En kısa sürede sizinle ilgilenecekler. Gamefix'te hem yeni oyunlar hem de birbirinden farklı fırsatlar mevcut. Bu fırsatları bu ekrandan takip edebilirsiniz ve size uygun olanı kullanabilirsiniz. Herhangi bir oyun satın almak istediğinizde isterseniz yorum yapabilir, isterseniz de daha önce yorum yapmış insanların yorumunu okuyabilirsiniz. Buradaki işlemleri tamamladıktan sonra banka havalesi ya da kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Kredi kartı ile ödeme yapacaklar doğrudan Shopier'e yönlendiriliyor. Shopier'den ödemenizi tamamladıktan sonra da sipariş numaramızı canlı destekle paylaşıyoruz. Oyun isterseniz WhatsApp üzerinden isterseniz de mail üzerinden size ulaşıyor. Ben sizler için hem açıklama kısmından hem de yorum kısmından link bırakacağım. Şimdiden iyi oyunlar. Başlangıç bütçemiz görüntüde yaklaşık 29 milyon euroluk bir bütçeyle başlayacağız. Tabii şöyle bir şey var. İlk sezon normal şartlarda transfer yapmayı düşünmüyorum. Ama burada kiralık olan oyunculardan bir ya da birkaçını bonservisiyle almaya çalışacağım. En azından alacağız. Bana sorarsanız o isimde de sen Maksimin olsun. 21 milyon euro'luk bir teklifle başladık. Dushan Tadiç'i bizden istediler. Teklifi 22.8 yaptım. 24.4 bir tık fazla maaşına bir şeyler kalsın. Biraz da mevcut kadroyla başarılı olmaya çalışacağız. Oyuncuyla ilk etapta 3 yıllık kontrat. 1 yıl kontratı olan birden fazla isim var. Hatta çok fazla isim var. Eden Dzeko dışında. Eden Dzeko da sezon sonunda futbolu bırakıyor. Kontratları yenilemeye çalışacağım. Kontratları güncelledik. Altyapıya baktığımızda buradan gelebilecek bir isim var mı? Hatta bence 2 tane isim denenebilir. Hüseyin Yılmaz sağ orta sağ. Emre Yılmaz sağ bek. Gerçi 15 yaşında o. Onu biraz bekleyeceğiz. Diğer isimleri serbest bırakabilirim. Potansiyel bakımından çok iyi isimler görünmüyor başka. Fenerbahçe ile birlikte. Ya Mourinho daha fazla geçiş oyunu oynayan bir hoca. Kontra atak yapıp daha az gol yemi hedefleyeceğiz. Getirebildiğimiz antrenör sayısı da 11. Antrenör kadrosu şimdilik hazır. Şöyle bir şey var, sistemde daha fazla sağ kanat, sol kanat var. O yüzden kimse sağ orta sahada, sol orta sahada kalmayacak. Herkesin mevkisini değiştireceğim. O bölgedeki. Tadic'i ofansif orta sahaya çekeceğim. Oradaki rotasyonda oynamasını istiyorum. Antrenman şekli planı da. Şu ana kadar memnun olduğum bir şekilde ilerleyecek. 90 60 70. 8 oyuncu için yeni pozisyon. Şimdi Fred'le başlıyoruz. Oyuncu 82 oldu. Bartu Elmas 67. Kostić Overall gelişmedi ya da düşmedi. Sen Maxim'in 81. Emre Mor 74. Burak Kapacak aynı overall'da. Oğuz Aydın artı bir gelişti. Hüseyin Yılmaz hiç gelişmedi. Ya bana sorarsanız İrfancan Can Kahveci de bir an önce ofansif ortasal rotasyonuna gelsin. Sağ kanatta zaten çok oyuncu var. Tadiç'in ofansif orta saha rotasyonunda oynayacağı maksimum bir sene. Hadi iki sene diyelim. Freddy Galatasaray istiyor. Takasta kim var? Victor Nelson. Neyse Hüseyin Yılmaz'ı kiralık olarak göndereceğim. Hazır pozisyonunu da değiştirdik. Ve genç oyuncu bir yıllığına kiralandı. Juve Stabia. Fenerbahçe'de mevcut şartlarda transfer tamam. Sen Maxim'in geldi. Genç oyuncu kiralandı. Başka da transfer bu takımda bu sene olmayacak. 2 mevki değişikliği daha var. Duşan Can artı bir. İrfan Can Kahveci overall değiştirmedi. Diğer isimlerin pozisyon değişiklikleri bayağı uzun sürecek. O yüzden yola devam. Kulüp Avrupa Ligi'nde hedef bu sezon ilk 8. Doğrudan son 16'ya gitmek istiyoruz. Avrupa Ligi'nde istediğimizi başaramadık. 12. olduk 12 puanla. Ya bu sene bence ilk 8'e girmeliydik diye düşünüyorum hala. Playoff'a geldiğimizde ise rakip Karabağ. İlk maç rakibin kadro görüntüde. Deplasmanda Karabağ'ı yenmek istiyoruz. Kadro bu. 3-0'da galibiyeti aldık. Ve revanş. Kendi evimizde İstanbul'da 1-1 bir, bir bize etti. Son 16 geldi Cenk Tosun. Son 16 rakip Olimpik Lyon. Lig etabında Olimpik Lyon'a kaybetmiştik. Onu söylemem lazım. Şimdi rakibin kadrosunda Lacazette, Tolisso, Kakuret gibi, Matic gibi tanıdık isimler var. Mika Utazze de, de Gürcistan'ın önemli forvetlerinden biri. Bu maçla birlikte daha farklı bir hücum attı. Defansta da değişiklikler var. 3-3 bitti. Lacazette iki tane attı onu engel olamadık. Ennesri de tek gol. Çok fazla defansif saf öne çıktı. Fransa'dayız. Rövanş günü kazanan maalesef Olimpik Lyon Lacazette gerçekten durdurulamadı. Lig etabında da gördüm detaylı geçmediği için Maçın adamı belli oluyordu. etti. Bugün de Lacazette maçın adamı oldu bizeyle de. Sezon sonuna geldik. 84 puan ve şampiyon Fenerbahçe. Mourinho ile birlikte ilk şampiyonluk geldi. Türkiye kupası 2-1'lik galibiyet. Çeyrek finale çıktık. 5-0. Yarı finalde Beşiktaş'ı yendik. Finalde Antalya'yı yenip ikinci kupayı getirdik. UEFA'da Süper Kupa Atalanta. Şampiyonlar Ligi Liverpool, Avrupa Ligi bu sene Porto ve Konferans Ligi Chelsea'nin. Sene sonu itibariyle de geldiğimiz noktada overall'lar Livakovic 83'e kadar yükseldi. 5 yıl boyunca kalemiz hep Livakovic'in ellerinde olacak. Osterwold bence gelişimle devam edecektir. Stoper hattında bayağı yavaş bir gelişim var. Yine sabekte de biraz sıkıntı var. Bir sabeke ihtiyacım var. Orta saha transferi yapılabilir. İsmail Yüksek 8 hafta sonra sakatlıktan kurtulabilecekmiş. Sofyan Amrabat ise orta saha oldu ama bu adamın gelişimi neredeyse yok. Devamında Miyaz Ice dönüyor. Dushan Tadiç 80 overall. Önümüzdeki sene yeni kontrat imzalamayacağım. Muhtemelen emekli olabilir. Bundan emin olmamakla birlikte. İrfan Şimanski. Şimanski bu arada 83 müthiş. Sen Maxim'in yine 86'ları 87'leri maksimum zorlayacaktır. Kanatta çok fazla oyuncu var. Rotasyon içinde çok oyuncu var. O yüzden bazı isimler gidiyor. Ceko da futbolu bıraktı. Zaten bu sene Ceko sadece 4 maçta görev almış. En takımın en iyisiydi. de Şimanski, Sen Maxim'in Cengiz ve Fred diye liste devam ediyor. Cengiz'in maç sayısı çok düşük ama o maç sayılarında yüksek performans göstermiş. Tabii önemli bir durum var. Livakovic ne yaptı? 53 maçta 14'ünü kalesini gole kapattı. 2 tane de asist. Avrupa Ligi'nde daha iyi olabilir miydi? Bence evet. Şu an en değerli oyuncu Sebastian Şimanski ve Ennesri. Kulüp bu sezon 273 bin euro kar elde etti. Gider ve gelir neredeyse eşitti. Ennesri en fazla formayı sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu. Süper Lig'in gol kralı Mauro Icardi. Ennesri ikinci. Sam Maxim beşinci. Asis kralı Sam Maxim'in bizden Fred de 3. olmuş. Gol yemeyen maç sayısında ise Livakovic 4. Daha iyi olabilir dediği düşünmekteyim hala. Yeni sezonda Amrabat'ın bonservisini alma gibi bir düşüncem yok. Filip Kostic sezon ortasında bir yerde muhtemelen kontratını feshedip gitti oynayamadığı için. Sezon 2. Başlangıç bütçemiz 37 milyon euro. Bu takımın birinci transfer hedefi ne olmalı? Orta saha. Bu sezon iyi bir orta sahaya ihtiyacım var. Tadiç de tamamen rotasyon oyuncusu olacak. Orta saha hamlem Kiev'den Şaparenko. 25 milyon euro teklif ettim. 26.7'ye bu iş bitti. 3 yıllık da kontrat Şaparenko ile. sene sonunda futbolu bırakma kararı almış. Dediğim gibi oldu. Ben şaşırmadım. Cenk Tosun da yine sezon sonunda futbolu bırakıyor. Bu senenin gündem maddesi değil ama önümüzdeki sene yeni bir santrafor rotasyona. Bu sene başka bir mevkide daha hedefim var. İsmail Yüksek'in mevkisi değişti. O artık ortası. Oyuncularımıza teklif var. Livakovic gitmeyecek. Miyaz gönderiyorum. 2650. Maaşta anlaşabilirlerse tabii. Burak kapacak. Satılıyor. Hüseyin Yılmaz'a bir yıl daha kiralama teklifi. Bu adam birkaç yıl daha kiralanacak. Deniz'in home ground talent olarak geçmekte. Yani en azından eskiden o tabirde bir oyuncu. Direkt altyapıda bulduk. Ama tabi eskiden Homeground talent dediğimiz isimler bayağı yetenekliydi, bayağı potansiyelliydi. Artık öyle isimler çıkmıyor. Mert Hakan Yandaş satılacak. Asıl önemlisi Osuay Samuel'i göndermek istiyorum. Yeni sabek alacağım. Teklifi yaklaşık 20 milyon euro sınırına getirdim ama 18.7'ye anlaştık. Mia gitmeyi reddetti. Burak kapacak. Coventry City'de. Mert Hakan Yandaş satıldı. Osuay Samuel gönderildi. Mia ise bu sefer Avrupa'dan teklif geldi, Tüvent'e. Transferi tamamlamamız kolay olmayacak. Şu an bütçeyle piyasa değeri neredeyse eşit. Ben onu istiyorum ya. Thiago Santos. Hani Tadic'i son yılında takasla versem nasıl olur? Jiku'yu istediler. %10 payı kaldır. Bence teklif de çok oldu bu arada. 15.6 artı Jiku. 25. 22.2 artı Jiku. 3 yıllıkta kontrat Thiago Santos için. Hüseyin Yılmaz kiralandı. Estor ile. Emre Mor'u göndereceğim. Ipswich serbest kalma bedelini kullandı. Ünlüsri'yi Liverpool istiyor. Zaysa iki teklif daha. Arabistan'a gideceği düşüncesindeyim. Ryan Kent'e ve Furkan'a teklif geldi. 12 milyon euro Ryan Kent için. Giderse süper. Emre Mor gitmemiş bu arada. Bu sefer de Ara El Ehli'den teklif geldi Emre'ye. Hadi abi kabul et. Bir ton teklif geldi. Ben de zorlamıyorum hani gitsin diye. Herkes gitmeyi bıraktı bence ya. Furkan'a bir teklif daha var. size bütün teklifleri reddediyor. Oyuncu mu kalmadı? Öyle bir şey olma ihtimali yok ki. Nihayet satış var. Emre Mor gitti. Trabzon'a gitmiş. 6.8 milyon euroya. Şaşırttı. Miyazaki'ye bir teklif daha geldi. Ryan Kent PSV'de. Furkan da Almanya ligine gitti. Sağda gördüm Kevin De Bruyne Atletico ile anlaşmış. Şöyle yapacağım. Stoper rotasyonuna bir isim gelmeli. Ömer Agiç Montpellier'de oynuyor. 19 milyon euro karşılığında bizde. 3 yıllık da kontrat. Alabilirsek Genk'te bir tane isim var. Smith diye alıp başka bir kulübe kiralama düşüncem var tabi ama kolay bir düşünce olduğunu düşünmüyorum yine. Miyazaki'si şöyle takasla kullansak üstüne 8 milyon euro teklif etsem İsmail Yüksü'ye vermem. Yaklaşık 9 milyon euro teklif ederim. Onu kabul etmezler. Bartu'yu çok oynatamıyorum. Bartu'yu verip %20 pay. Yine anlaşamadık. Hayır İsmail Yüksü'ye isteyip neden başka bir isim istemiyorlar onu da anlamadım. Samet gitse 9.3. Anlaştık ama şunu söyleyeyim maaşta anlaşamayız ya orada miyazaısı Bence gitmesi lazım En azından birkaç gün bunu deneyeceğim belki gider diye bir umut Haseti geldi mihazaısı için şimdi belki olur tabi oyuncu yetişmeyecek gibi durmakta İrfan Can kahveci Galatasaray istiyor Simes de görüşeceğim şu anki maaşına yakın bir teklif vereceğiz Muhtemelen anlaşamayacağım sayes sonrasında tekrar denerim diye düşünmekteyim bin maaş teklif ettim hatta gerginlik arttı hiç anlaşabilir gelebilecek seviyeler yok şu anda. Öyle bir bonus istedi ki. Kabul etmediler. Anlaşamadık. Geç de olsa Miyazaki'si gönderdik. Hal imdada yetişti. E Simes için bir daha geldik. Bu sefer 10 milyon euro teklifle başladım. İsmail Yüksel doğrudan takas da istediler. 11 milyon euroya kadar yükseldi. Teklif 11.6 ile yine maaş falan kalmaz. 11.1 Anlaştık. Simet 4 yıllığına bizde. Hemen geldiği gibi kiralayacağım. Bu sene kimlerin kontratı bitiyor? Samet Akaydın. Aslında Samet'i göndersek iyi olur. Diğerlerinin kontratlarını yenilerken bence iyi olacak. Şimdi Ertuğrul Çetin isteniyor. Hayır. Simet ise Atletico kiralamak istiyormuş. Daha makul bir teklif yok mu? Sen Maxim'in için Galatasaray teklif yaptı. Tabii ki de düşünmüyoruz. Mane gitmiş. Emir Ortakaya isteniyor. Emir de gidecek. Juventus da Smith'te teklif yaptı. Smith neymiş abi böyle? Emir'e bir teklif daha geldi. Smith'i Galatasaray'da kiralamak istiyormuş. Samet de gönderilmek üzere. Smith Juventus'ta bir yıllığına. Overall orada oynamak için çok düşük ama yani gelen teklifleri gördünüz. Transferde son 10 saat. Barış Alper Yılmaz'ı satabilirler diye bir söylenti var. Ve Galatasaray satmış hem de 60 milyon euroya. Çok iyi para. Samet Akaydın Braga'da. Bir de şöyle bir şey var. Emre Yılmaz potansiyel bakımından iyi seviyede. Bu adam 16 yaşına geldi. Bu adamı A takıma çıkardım. Artık A takım antrenmanlarına katılacak. Fenerbahçe'de transfer dönemi kapandı. İşte gelenler ve gidenler tam liste. Çağlar'da, Bekao'da pek gelişecek stoperler değil. Ömer geç yakından takip edilecek. Umarım iyi gelişir. Kulüp bu sene şampiyonlar liginde, şampiyonlar liginde 9'da 24. arasında bir yerde oluruz diye planlıyorum. Yani bence playoff'la yolumuza devam edeceğiz. İlk 8'e girmemiz çok zor. Lig etabında 4 galibiyet, 4 de mağlubiyetle Fenerbahçe 19. Yani burada beklediğim sonucu aldık mı? Evet. Playoff'ta ise rakip Porto. Önce gelin birlikte Porto'nun kadrosuna bakalım. Burada en dikkat çeken oyunculardan biri Nico. Joao Mario önemli isimlerden, Pepe önemli isimlerden. Yenemeyeceğimiz bir takım değil. Osterwald'de de sıkıntı var. Emir Ortakaya niye artı 5 keskinlikle oynuyor? O da sorgulanması gereken şeylerden biri. Osterwald'de 6 hafta yok. Livakovic bu sene önemli bir sakatlık yaşadı. İrfan Can 14 maç sayısı var o yüzden. Sol kanadımız var ama iyi bir sağ kanada ihtiyacım var. Cengiz Ünder'den çok daha iyi oynayabilecek bir isme. Kendi evimizde Porto bu arada dağıttı. Samu, Pepe maç başa baş geçmiş gibi duruyor. 3-0 çok ağır bir sonuç. Maalesef Şampiyonlar Ligi bu sene bu kadar. Rövanşa geldik. Bir de Ennesri cezalı rövanşta. 1-1. Cengiz Ünder bizim tek golü atıyor. Cenk Tosun penaltı kaçırıyor. Ya yani birinci maçın da olması gereken böyle bir sonuçtu bence ama. Elendik. İki senedir Avrupa'da üsran. Sezon sonu bu sene Açık ara farkla ikinci olduk. Galatasaray 93 puanla şampiyon 76 puan toplayabildik. Ya yani geçen seneyle değişen en önemli faktör Ciku. Ciku sonrasında Fenerbahçe toparlanamadı. Attığı gol sayısı aynı Galatasaray'la. Yediğimiz gol sayısında da 6 fark var. Yani puan farkının bu kadar fazla olmasını ben açıklayamıyorum. Türkiye Kupası'na birinci turda penaltılarla veda ettik. Çok kötü bir sezon geçirdik. O Başakşehir gitti şampiyon oldu. UEFA'da Süper Kupa Liverpool. Şampiyonlar Ligi Dortmund, Avrupa Ligi Lyon, Konferans Ligi ise Lombardiya yani Inter. Mourinho'nun koltuk bu sene ciddi anlamda sarsıldı. Ya yani Livakovic sonradan toparlamaya çalıştı ama hani bu sene sakatlık onu ciddi anlamda etkiledi. Sol bekte Osterwolde çok yavaşladı. Ömer Ağaç çok iyi gelişti. 81'i buldu bu sene. Forma anlamında da iyiydi aslında. Bekao kötü oynamış ortalama puan bakımından. Çağlar zaten çok kötüydü. Smets Juventus'tan sadece artı 1 ile dönecek. Hayal kırıktı. Ya takımlar olmadıydı zaten bence. Santos 83 oldu. İyi gidiyor. Fred 85'te. Şaparenko orta sahada idare etti mi? Bence etti. İsmail yüksek transfer isteninde bulunmuş. Herhalde İsmail'i satmak zorunda kalacağız. Ne kadar kontratı var? 1 yıl. Bu kötü olmuş. 19 maça çıktığı için çok mutsuz. Tadiç bıraktı. İrfan Can Kahveci'de transfer isteği var. Türk futbolcularda bu sene ciddi sıkıntılar var. Onun ne kadar kontratı var? Bir yıl. Yeni kontrat imzalamıyorlar. Bu adamları mecburen göndereceğiz. Sen Maxim'in iyi gidiyor gelişim anlamında. Hüseyin Yılmaz 67 ile geri dönüyor. Ennesri 86. Performanslar Ennesri, Şimanski, Cengiz, Sen Maxim'in. En değerli oyuncu da Ennesri. Bu sezon 15 milyon euro kar. En fazla Ennesri forma sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol kralı Ennesri. Asist kralı Şimanski hem de açık ara. Gol yenmeyen maç sayısında burada bayağı sıkıntı çektik. Livakovic 8. Sakatlık bayağı yıprattı onu. Yeni sezon başlıyor. Bütçemiz 36 milyon euro. Çok da yüksek bir bütçe verilmedi. İlk hedef gidecek oyuncuları göndermek. Sonrasında da tabii ki de sağ kanat. Hatta belki de stoper. Beka olmadı geçen sene. Ömer geçin yanına daha yetenekli, daha iyi bir stopere ihtiyacım var. Fred de yavaş yavaş düşüş göstermeye başlıyor gibi 84 olmuş. Hadi bu sene idare ederiz ama önümüzdeki sene Fred de değişir. 5 sezon yaşlı oyuncular için çok uzun sene. Ya belli yaşın üstündeki en azından. 22'ye kadar düşmüş bizim güven reytingi. Geçen sene olsaydı çoktan kovulduyduk. Mourinho <laughs> Fotoğraf çok iyi bu arada. Mourinho işini elinde tutabilecek mi? Göndermezler diye düşünüyorum ya. Kovulmazı seçtim başta. Gelelim transfer tekliflerine. İrfan Can Kahveci 20.5 Emir Ortakaya 550 bin Euro İsmail Yükse takasla bir stropi vermeye çalışıyorlar. Olmaz. BKA için iki tane iyi teklif. İkisi de kabul edilebilir sınırda. Yalnız İrfan ve İsmail gittikten sonra Türk rotasyonunda baya sıkıntı yaşayacağız. Emir Ortakaya Bodrum'da. İsmail için 18.5 ve 18.5 sayılır. BKA Feyenoord'da. İyi stoperdi ama benim daha iyisine ihtiyacım var BKA'dan. İsmail Yüksek Salzburg'a gitti. Atletik Bilbao'dan çok sağlam bir oyuncu. 56.7 istiyorlar. 53.7 dedim. Medina 56.7'ye geldi. İrfan da Sporting'e gitmek üzere. Bir an önce gitsin yolumuza bakalım. İrfan Can kahveci satıldı Sporting'de. Lamin Yamal'ı Arsenal almış. İlk deneme diyelim ya. Ben bu adamı getirebileceğimi şu an bu şartlarda düşünmüyorum. Hani Oğuz Aydan'ı takasta kabul etmeleri lazım en azından. Ve kabul ettiler. Abdul Fatov'u gelmek üzere. Çok ilginç bir takas yaptık. Ben inanmıyordum böyle bir takası. Maalesef yeni antrenör getiremiyoruz. Elimizdekileri daha ileriyle değiştirmeye çalışıyorum şu an. Transferi kapattık. İşte Fenerbahçe'de bu sene gidenler ve gelenler. Zorunlu satışlar oldu maalesef. Bu sene kadro çok daha yetenekli. Yedekler birazcık daha overall anlamında geçen seneye göre daha düşük. Ama yine rotasyonumuz idare eder. Hüseyin Yılmaz'da büyük potansiyel çıkmış. Bu adamı bir yıl daha kiralama kararı aldım. Yedek santraforumuz da şu an yok. Şöyle yapacağım. Napoli'den Simeone'yi kiralamaya çalışacağım. Yedek santrafor olarak transfer listesindeydi. O yüzden anlaşma konusunda zorlanmadık. Bundan sonrası oyuncuda. Transfer bitti desem de bazen bitmez. Simeone geldi. Bizde. Hüseyin Yılmaz'a da Trabzon'dan kiralama teklifi geldi. Bir teklif daha bu sefer Rangers'dan. Genç oyuncu bir yıl daha kiralandı. Her şey geçen seneki kadar kolay değil. Bu sene eleme turu oynayacağız ve rakip Twente. Twente'nin kadrosu tanıdık bir isim var mı? Pek de yok. İlk maç. Kendimiz 2 birlik galibiyet sen Maxim'in. Revanşa geldik. Kazanan 2-0'la Fenerbahçe. Rakip bir de penaltı kaçırmış. Playoff turu. Rangers. Rangers'ta kadro. Matondo en dikkat çeken oyuncularından biri. İstanbul'da maç 1. 2-0'lık galibiyet. Bu sene sanki daha iyiyiz. Ama şimdilik deplasmana geldik. İskoçya'da Fatavu sahneye çıktı. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Şampiyonlar Ligi için bizim rakipler belli oldu. Rakov, Zagreb, Marsilya, Paris Saint-Germain, Napoli, Porto, Sporting, Salzburg. Nereden baksanız 5 galibiyeti var bence. Yaz yes, ilk 8'i zorlamamız gerekiyor. Şu fikstürle. Lig etabında ben dedim 5 galibiyet yazın oraya diye. Fenerbahçe 6. 16 puanla. Playoff'a atladık. Son 16 rakip Villarreal. Yine bir kura çekmişiz. Bakalım devam edebilecek miyiz? Hemen rakibin kadrosuna gelelim. Pepe, Yeremi, Beyli. Kadroya bak be. Barış, Alper, Yılmaz yedeklerde olabilir diye gözüküyor da oynatırlar diye en azından düşünüyorum. Kadro bu. Overall'larımız görüntüde. Kazanan onlar oldu. Fila ve Davis ve çok iyi oynadık. Gerçekten çok iyi oynadık. Bugün olmadı. Tur ayaklarımızın altından kayda gitti. İstanbul'da rövanş günü. Kazanan taraf Yine Villarreal yine çok kötü oynadılar. 2 şutta 2 gol attılar. Gerçekten olmadı ya. Bu kadar iyi oynadığımız 2 maç sonucunda ikisini de kaybettik. İkisini de kaybettik ya. Sezon sonu 84 puanla açık ara şampiyonluk geldi 1 yılın ardından. Türkiye Kupası son 16'da Beşiktaş'ı yenerek başladık. Çeyrek finalde Rize'yi yendik. Yarı final Eyüp'ü e geçtik ve şampiyon Fenerbahçe. UEFA'da Süper Kupa Dortmund, Şampiyonlar Ligi Real Madrid, Avrupa Ligi Newcastle, Konferans Ligi Lazio. Avrupa'da beklediğimizi yapamıyoruz. Ama gelişimler iyi gidiyor. Livakovic 85'i buldu. Bu sene 55 maçın 15'inde kalesini gole kapatmış. İyi sezon geçirdi. Sol bekte Osterwolde'nin maksimumu herhalde bu. Defans attı baya yavaşladı gelişim anlamında. Ne kadar daha böyle devam edeceğiz ben emin değilim. Fred 84'te kendisini tutmaya çalışıyor. Şaperenko'nun 82'si var. O da düşük. Şimanski ve Sam Maxim'in hatta bir de kesinlikle Nesri'yi sayabiliriz. Takımı taşıyorlar. Çok iyi gidiyorlar. Sam Maxim'in inanılmaz oynadı. Nesri ve Şimanski çok iyi katkılar verdi. Fatavu ve Fred de iyiydi. Şu an takımın en değerlisi Şimanski. Kulüp bu sene 90 milyon euro kar elde etti. En fazla Sam Maxim'in forma sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol kralı Başşuay ve Sam Maxim'in en nesri de 3. oldu. Asis kralı Şimanski, gol yenmeyen maç sayısında Livakovic ikinci. Ligde iyi gidiyoruz, Avrupa'da beklentilerin çok uzağındayız. Hele geçen sene ya, skandal bir sonuç. O kadar iyi oynayıp nasıl turu alamadık? Hala anlamış değilim. 4. sene başlıyor. Bütçe 51 milyon euro. Bence Fatavus sağ kanatta oldu. Orada gelişecektir. Orta sahada Fred, Şaparenko ikilisini değiştirmenin zamanı geldi gibi. Bir de Osterwolde. Ya bu adamların yerine çok daha iyiler gelirse artık Şampiyonlar Ligi'ni konuşmaya başlıyoruz. Bir yandan Simeone de kulübüne geri dönüyor. Geçen sene idare etti bizle. Fred'in 82 düşmesi biraz sürecek gibi. Fred bu sene en azından bir yıl daha takımda kalsın. Ama Osterwold'e'yi göndereceğim. Olmadı. Yapamadık. Ömer Agic Herhalde gelişimli o da sonlandırdı. Fırsat transferi 12 ay kontratı kalmış. Alabileceğimiz kadar ucuzu almaya çalışacağım. Gendazi Lazio'dan bize gelecek. Tam değerini istediler. 40 milyon euro geri dönüş. 42 vermek zorunda kaldık. Şaparenko'ya atla takası geldi. Takastaki oyuncuyu kaldırsınlar. Osterwolde'yi Volde'yi Wolverhampton istiyor. Hem de maksimum piyasa değerine yakın bir teklifle geldiler. 37.8 Ömer Agic Yine takaslı bir teklif geldi. Shaparenko 38 milyon euro. Gendazi sonrasında bu arada Osterwolda e gitti. Şaparenko gözden düştü diyecektim. Adam bir türlü satamadık. Santos satılmayacak. Sabekimiz o. Şaparenko gitti. Ömer Agiçe 45.9. Sheffield United'dan çok iyi teklif. Eski takımına geri dönüyor. Kim Mincay, şu an Atalanta'da. 40 milyon euro teklif ettim ve Atalanta ile anlaştık. Satış var. Ömer geç gitti. Ya alabilseydik aslında müthiş bir transfer olurdu da. Ferdi tekrar getirmeye alışacaktım. 70 milyon euro. Tabii ki de yetmiyor. Burada Levent Mercan'ı takasla versem. Yine 70 milyon euro civarlarında. Levent'i bu arada kabul ettiler. Ama 72 milyon euro artı Levent Mercan. Peki ya maaşta anlaşabilecek miyiz? Bu da önemli bir soru. 100 bin maaş verebiliyormuşum. Yetmiyor be. Hayır ya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık. 105.000 yani 105 bin istiyor. Biraz imza primi olmasa çoktan anlaşabilecektik ya. 87.2. Düşünecekler. De ben oyuncu satabilecek miyim? Ya da birinin maaşından mı çıksak? Yetişmez ki. Emre Yılmaz'ı serbest bıraktım. Hüseyin Yılmaz'ın bu arada büyük potansiyeli gitmiş. Niye böyle bir şey oldu ki bir yılda? Ne değişmiş olabilir? Ne yaşandı ya? Ferdi için 105 bin. Bu sefer anlaşabildik. Sol beke. 3 yılın ardından geri geldi. Hüseyin Yılmaz'ı Galatasaray kiralamak istiyor. Bu sezon transfer bitti. Ciddi anlamda yapılandık. Ferdi, Kim Minjai, Orta Sahaya Gendazi bu isimler bizi bir üst seviyeye taşımak zorunda. Acil bir satışa ihtiyacım var. Hüseyin Yılmaz gidiyor. Sen Meksim'ine para kalmadı. Sözleşmesini uzatamıyorum. Transferde son 10 saat. Ve genç oyuncu satıldı. Yine geldik Şampiyonlar Ligi'ne. Bu sene de Hedef kesinlikle ilk 8. Bu sene de yine yakaladım. Maçlar şöyle Reims, Ajax, Arsenal, Dortmund, Slavia Prag, Inter, Frankfurt, Young Boys. Ben yine 5 tane galibiyet saydım minimum. Lig hesabında 5 galibiyet, 3 beraberlik. Lider Fenerbahçe 18 puanla çok önemli bir başarı. Tabii son 16'ya geldiğimizde Atletico ile işleştik. Şöyle bir şey geçen sene tam bu turda İspanyol bir takıma elenince ister miydim emin değilim. Güzel bir kura mı tartışılır. Atletico'nun kadro görüntüde Kevin De Bruyne, Alvarez, Gallagher, McAllister İngiltere'den bayağı oyuncu toplamışlar. Yalnız Gallagher niye orada görünüyor o da tartışma meselesi. Evet Kim ekledim. Kadro hazır. Yedek kulübesinde eksik vermiş sorun yok. 1-1 Ennesri tek gol attı. Yine bir tık daha iyiydik ama. Rövanşa kaldı iş. Kadro aslında iyi, iyi oynuyorlar ama bir türlü olmuyor. Daha erken 3-0 Atletico'yu da attık. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek final. Arsenal. Hemen gelin Arsenal'a birlikte bakalım. Rodrigo, Martinelli, Bernardo Silva, Ödegaard, Maynan Kale'de. Yalnız baya kadrolar değişmeye başladı FC 25'te. Geçen sene bu kadar değildi sanki. Mainan transfer olmuyordu bence. En nesri attı. 2-0 kazandık. Rövanş günü. Hadi. Hadi. 3-2 kaybettik. En nesri son dakikalarda turu getirdi. Bugün kötü oynamışız. Yarı final Dortmund. Dördüncü yıl itibariyle finale çok yaklaştık. Dortmund'un kadro. Kalelerinde Regan var. Kaç overall tahmin etmek çok güç. Hadi bakalım ilk maç kendi evimizde. 1-1 Gendazia attı. Hücum'un sonunda onlar da tek gol atan isim sonradan oyuna girmiş. Almanya'dayız. Çok yakınız finale. Ama o final gelmedi. 3-2 kaybettik. Şimanski ve Şimanski bizim golleri atan isimler. Maalesef olmadı. Son yıl şansımızı tekrar deneyeceğiz. Sezon sonu 82 puan şampiyon Fenerbahçe. Kupaya maalesef birinci turda veda ettik Samsun'a karşı. Kazanan Antalya. UEFA'da Süper Kupa Newcastle. Şampiyonlar Ligi Dortmund'un. Avrupa Ligi Chelsea. Konferans Ligi Olympiakos. Çok yaklaştık. Ya yani gerçekten çok yaklaştık. Kadroda bence artık hak ediyor mu? Hak ediyor. Çünkü overall'lar çok yüksek. Livakovic, Ferdi, Medina. Bir tane daha çok üst düzey stoper getirmeli miyiz? Ben emin değilim. Seneye orta sahaya bence Fred yerine bir tane isim gelir. Orada ciddi ihtiyaç var. Bir de rotasyona transferler lazım. Forvet yedeğimiz yoktu bu sene. Önümüzdeki sene olacak. Ennesri, Sen Maxim, Şimanski, hatta Fatavu. İyilerde. En değerli oyuncu Şimanski. 154 milyon euro En fazla Ennesri forma sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol kralı Başşuay'ı Ennesri ikinci. Asist kralı Başakşehir'den Belho. Sen Maximin 2, Şimanski 3. Gol yemeyen maç sayısında Livakovic 5. Beşiktaş'ın kalecisi çok iyiymiş. Geçtiğimiz sezon kıyısından döndük. Bu sene artık şakaya yer yok. Hataya da yer yok. O yüzden 74 milyon euro bir bütçemiz var. Bu takımın en önemli ihtiyacı rotasyon. Bir de Fred'in yerine daha yetenekli bir orta saha. Arayacağız, bulacağız. Özellikle pasörlüğünden yararlanacağım düşüncesindeyim. Pas çok yüksek. Kup minersi istiyorum. Anlaştık. Maaşta anlaşmakta biraz zorlansak da 100 bin. Santrafor rotasyonuna Hoffenheim'dan Eren Can yardımcı. 10 milyon euro karşılığında geldi. Ve yapabilirsek son transferimiz olacak da maaşta nasıl anlaşacağız? Daha doğrusu önce nasıl transfer ücretinde anlaşacağız? İrfan Can Kahveci'yi istiyorum da çok zor. Herhalde transferi kapattık ya. Biz alamayız ki. Şöyle yapıyorum. Muhammed Damar ofansif ortasar rotasyonla. Fenerbahçe'de transfer bitti. Bir de şunu belirteyim zaten son senemiz. O yüzden bir yıl kontratı kalan kimseyle yeni kontrat imzalamayacağım. Sene sonu bu oyuncular hangi kulüplere gidecek ona da bakmış olacağız. Baya da ciddi bir oyuncu kitlesi var. Yeni sezonla Fred yerine Kup Miners. Evet geldik Şampiyonlar Ligi'ne. Hedef yine ilk 8 özellikle geçen sene çok da iyi performans göstermiştik. Fix durumuz bu sene biraz daha zor. Paris, Atletico, Chelsea gibi takımlar var hatta Juventus da burada. Ama ben diyorum ki 5 galibiyetimiz var net. Bu sene rezalet bir performans 23. olabildik. Hayır yani birazcık daha zorlasak herhalde eğlenirdik. 10 puan toplayabildik ve maalesef playoff'dayız. Playoff'ta ise rakip parça Kolay bir kura da gelmedi. Barça'nın kadroyu göstereyim. Vitor Roque forvetleri. Lamine Yamaz zaten çoktan gittiydi. Alexander Arnold'ı var. Goal'su var. Beşiktaş'ın başına bela oldu ayak maçında. O goal'su herhalde. Zor maç. Hataya yer yok bugün. Hadi. 2-2 bitti. İyi oynayan taraf bir tık daha onlardı. Revanş'a kaldık. İspanya'da Revanş'a geldik. Hadi. 2-1 Şimanski ve Fatavu son 16'ya gidiyoruz. Bizim rota ne böyle ya? Son 16'da rakip Milan. Baya sert kurallarla devam ediyoruz. Şimdi geldik Milan maçına. Kadroları görüntüde. Çok sağlam isimler var. İstanbul'daki maçla başlıyoruz. 1-1 bir bir bitti. Cengiz'in tek golü var. Onlar daha iyi oynadı. Revanş'a geldik. İtalya'da galibiyet arıyoruz. 3-0'la Milan'ı dağıttık. Kup Miners, Enesri, Fatavu. Çeyrek final. Arsenal. Arsenal'da bakalım kimler var? Rodrigo, Ödegars, Bernardo Silva. bir ara Lamy Yamal bunlarda değil miydi? Nereye gitti? İlk maç. Hadi galibiyet. Hadi. 2-1 kaybettik ve çok kötü oldu. Revanş gününde İstanbul'dayız. Hadi. 2-0 Cup Miners ve Maxi yarı finaldeyiz üst üste ikinci senemde. Yarı final Paris Saint Germain Fenerbahçe. İlk maçtan bence turu almalıyız. Open almışlar Forvet'e. Tabi geçen seneki Mbappe etkisi ben beklemiyorum ondan. 2-2 bitti maç. En iki tane attı ama yetmedi. İstanbul'dayız. Hadi. 2-1 Cengiz ve Şimanski. Son sezonda finaldeyiz. Sezonu tamamladık. 87 puan şampiyonluk geldi. Türkiye kupasına Alanya galibiyetiyle başladık. 2-0 Galatasaray. Çeyrek finalde Adana Demir'i yendik. Final geldi Beşiktaş'ı eyledik. Başakşehir'le Şampiyonlar Ligi finalinden sonra oynayacağız. Uyafa'da Süper Kupa Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde rakip Real Madrid. Avrupa Ligi, Ren, Konferans Ligi, Bologna. Hemen sene sonu itibariyle kadroya bakalım. Livakovic transfer isteğinde bulunmuş da 57 maçın hepsine çıkmış. Muhtemelen yeni kontrat alamadığı için transfer isteğinde bulunmuş. Çağlar Lille gidiyor. Kim Min-Jae Fulham. Smith Almeria ile anlaştı. Fred 81'e kadar düştü ve yeni kulüp bulamadı. Sam Maximin, Shimanski, ve bir yandan Ennesri'nin seviyeleri inanılmaz. Bu sezon Ennesri, Sen Maximin Şimanski zaten muazzam oynadılar. En değerli oyuncu da Şimanski. Sene sonu 100 milyon euro kar. En fazla Şimanski forma sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu. Şampiyonlar Ligi ile başlayacağız. Gol krallığında ilk 5'te bizden kimse yok. Asist krallığında yine kimse yok. Gol yenmeyen maç sayısında yine kimse yok. Süper Lig gol kralı Sen Maximin. Asist kralı Muçi, Sam Maksim'in ikinci. Gol yenmeyen maç sayısında bu sene Livakovic idareten oynadı bence. Real Madrid'in kadrosu görüntüde Arda Güler sağ kanatta muhtemelen görev alacak gibi duruyor. Kadro bu, formayı değiştireceğim. Şöyle yapalım, hadi final başlasın. Arda verdi pası Bellingham. İyi çekti Bellingham. Şimdi Martin Mbappe vurdu Livakovic. Ferdi ile oynadı. Ferdi. Kup Miners mi? Şimanski'ymiş o. Çok kötü pas. Sıkıştı orada. Yendasi geldi aldı. Yendasi içe. Şimanski. Şimanski. Şimdi en nesriyi düşündü ama yine olmadı. Sen Maximin. Ferdi. Şimanski. Sen Maximin getiriyor. Sen Maximin. Sen Maximin çekti. Pası veremedi. Mbappe bir anda hızlandı. Kim Minjai. Şimanski Ferdi'ye baktı. O da Sam Maximin'le oynadı. Orta geldi. Enesri Van Dijk. O top Mbappe'de. Kylian Mbappe yine hızlandı. Ferdi gitti aldı topu. Mbappe Gendazi'den Maxi'ye Sam Maximin. Geçti birinci. Sam Maximin Van Dijk kaldı. Sam Maximin topun dibine Montes. Thiago ve onunla çıkıyoruz. Patavu. Patavu'dan Thiago'ya müthiş pas. Thiago Santos. Thiago Santos Kurtuğa. Vinicius Junior. Vinicius getiriyor. Vinicius iyi çekti. Vinicius hala onda. Thiago Vinicius. Livakovic. Çok rahat döndü. Sen Maximin. Şimdi Şimanski. Şimanski'den Ennesri'ye müthiş bas. Ennesri karşı karşıya. Kurtuğa. Mbappe. Kylian Mbappe vereceği geçti. Kimmeyecek? Top aldık. Kontra şansı San Maximin önünde boş bir hareket alanı var. Mbappe geldi. San Maximin hızlandı. Pası verdi. En nesri. San Maximini tutamıyorlar. İyi döndüler Vinicius. Pası da verdi. Kukurella İyi oynadı. Mbappe. Livakovic. Atak devam ediyor. Bellingham. Kapandık. San Maximinden Shimanski top. Shimanski Ferdi ile oynadı. Ferdi, Sen Maximin orada hızlanırsa onu tutamazlar. O da hızlandı. Sen Maximin en -Nesri. Aynı golü bir daha attık. asiye iyi indirdi. En Enesri. En müthiş bir gol. Hatrik geldi. En nesri. Şimanski. Şimanski Sen Maximini bekledi. Sen Maxim yine hızlandı. En gelmedi bu sefer. Maç bitti. 3-0. Kaptan geldi Livakovic. Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyon Fenerbahçe. Son bir maç kaldı tabi. Başakşehir Kupa maçı. Kazanan takım Fenerbahçe oldu 4-2 ile biz de videonun sonuna geldik like atmayı kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.